BRT Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin COVID-19'la mücadelesine anavatan Türkiye'nin desteği devam ediyor. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu akşam saatlerinde 50 bin doz daha Sinovac aşısı gönderiliyor. Aşılar taşıyan uçağın saat 19.30 sıralarında Ercan'a iniş yapması bekleniyor. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aşı sevkiyatı sürüyor. 50 bin doz Sinovac aşısı taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçağın saat 19.30 sıralarında Ercan Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. 17 Haziran Perşembe gecesi ise Türkiye'den iki ayrı parti şeklinde toplam 50 bin doz Sinovac aşısı daha gönderilmişti. COVID-19 pandemisinin başladığı günden bugüne kadar Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderdiği aşı miktarı gelecek olan bu miktarla birlikte 290 bine ulaşmış olacak. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkeye Temmuz ayı sonuna kadar her hafta Türkiye'den Sinovac aşısı geleceğini ve bu doğrultuda ülkede aşı seferberliği olacağını vurgulamıştı. 19 merkezde aşılama programları devam ediyor. Gelmeye devam eden aşılarla birlikte haftada 40 bin, 45 bin civarında aşılama yapılması ve ülke nüfusunun %70'inin aşılanması hedefleniyor. Başbakan Ersan Saner bugün Türkiye'den gelecek COVID-19 aşılarıyla birlikte aşılamada 35 yaş grubuna kadar inileceğini söyledi. Saner toplumun büyük bir çoğunluğu aşılanacağından bizim artık herhangi bir sıkıntı yaşamamız söz konusu olmayacak dedi. Başbakan Ersan Saner, Meclis Genel Kurulu'nda aşı tedariki ve aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Artık 500 bin aşı hedefi belki Haziran ayına kadar da ama Temmuz'un başına kadar gerçekleşecek bir noktaya geldik. Bugün inşallah ciddi bir miktar daha aşı Kıbrıs'a ulaşacaktır. Bu ulaştığında da 35 yaş grubuna kadar ineceğimizi söyleyebilirim. Ve hedef burada bu sağlıktaki başarıyı ekonomik anlamda artık ülkeyi gelip ziyaret edecek herkesi de peki de bundan sonra sağlık üst kurulumuz PCR'lı girişleri sadece kabul edilmesi aşısı olmaktan. Tabi bu yetki bende değil, onun için burada bir soru diyorum. Hepiniz de bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla burada çok ciddi bir şekilde toplumun büyük bir çoğunluğu aşılanacağından bizim artık herhangi bir sıkıntı yaşamamız söz konusu olmayacak. Şu anda da eldeki mevcut aşılarla Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız ortak toplantıda Eğitim Bakanlığımızla öngörüleri birlikte ve Turizm Bakanlığımızla birlikte elimizdeki mevcut aşılarla tüm turizm sektörü ve tüm eğitim sektörü birinci öncelikli olarak aşılanmaktadır. Yani 15 ay sonu itibariyle eğitim sektörü başta olmak üzere bütün çalışanlar ve ilgili kişiler aşılanacak. Bu da bize neyi getirecektir? Eylül ayında bu ülkede yüz yüze eğitimin önü ya açılacaktır ya açılacaktır. Biz onu söylüyoruz. Bu 500 bin aşı hedefi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinin bir egemenlik kavgası olduğunu vurguladı. Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak Kıbrıs sorunu konusunda konuşma yapan ve ikili temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı, dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın bize sempati göstermesi yeterli değil, artık hareket bekliyoruz. Bu bizim için bir egemenlik kavgasıdır. Statükonun değişmesi için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve uluslararası eşit statüsünün kabul edilmesi gerekiyor dedi. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak amacıyla Antalya'ya giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle gittiği Antalya'da katıldığı diplomasi forumunda bazı ülkelerin cumhurbaşkanı ve devlet başkanlarıyla Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun da Dışişleri Bakanlarıyla görüşme imkanı bulduğunu söyledi. Hem kendisinin hem de Dışişleri Bakanı'nın yaptığı görüşmelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının gelinen aşamadaki pozisyonunu aktardıklarını ifade eden Tatar, yıllardır süregelen müzakere süreçlerini
Bundan sonraki hedeflerimizi ve son Cenevre görüşmelerinde ortaya koyduğumuz yeni vizyonumuzu, yeni siyasetimizi anlatma fırsatı bulduk, dedi. Tatar, çoğu ülkenin Kıbrıs'la ilgili detayları bilmediğine işaret ederek, bu tür toplantıların bu detayları anlatma fırsatı verdiğini kaydetti. Tatar, bu toplantılarda anlattığımız süreçlerin ilgili ülkeler tarafından ilk kez duyulduğunu gördüm. Böyle toplantıların bu tür faydaları var. Bizim oradaki en büyük gücümüz elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin ağırlığıydı. Nitekim Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında Kıbrıs Türk halkının artık iki devletli temelde bir anlaşmayı yapması gerektiğini, ancak böyle bir anlayışla çözümün mümkün olacağını ifade etmiştir, dedi. Kıbrıs'ın gerçeklerini ve genel aşamadaki pozisyonu anlattığınızda karşı tarafın muhakkak ki buna sempati duyması muhakkak. Fakat söyledik toplantıda, benim de bildiğiniz gibi yaptığım bir konuşma vardı orada. Artık sempati yeterli değil. Sempatiden ziyade artık hareket bekliyoruz, fiiliyet bekliyoruz. Zaten bunu Birleşmiş Milletler'e sürekli olarak söylüyoruz. Avrupa Birliği de Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, sorunun nereden kaynaklandığını çok iyi bilmektedir. Bizim için bir egemenlik kavgasıdır bu. Çünkü Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Türkler ve Rumlar. Sadece Rumların tanınmış olması, Rumların Avrupa Birliği içerisinde diledikleri gibi orada bu avantajı kullanmaları bize yapılan büyük bir haksızlıktır. Asimetrik durumun ve statikonun devamı anlamındadır. Dolayısıyla bunun kabul edilemez olduğunu, buradaki pozisyonu kimse zorla bize empoze edemeyeceğini, dolayısıyla şu andaki statikonun değişebilmesi için mutlak surette orada da ifade ettik. Cenevre görüşmelerinde söylediğimiz gibi Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve uluslararası eşit statüsünün kabul edilmesi gerektiğini. Zaten bunu söylediğinizde Kıbrıs meselesini, detaylarını bilmeyen birileri size bundan daha doğal ne olabilir der. Çünkü o ayrıntıları bilmiyorlar. Yani Rumların otoritelerini nasıl istismar ettiklerini, Kıbrıs Cumhuriyeti güya olduğu gibi Rumlara aitmiş gibi bu politikanın ne kadar istismar edildiğini dünya kamuoyu bilmiyor. Ama ayrıntılarıyla anlattığınızda büyük bir anlayış, büyük bir sempati doğuyor. Dolayısıyla bizim işimiz bu saatten sonra bütün dünyaya farklı toplantılarda, farklı platformlarda, belki ziyaretleri de yaparak bunları anlatmaktır. Çünkü böyle ulusal davalarda cepheyi kazanmak, pozisyonu kazanmak mücadele ister. Biz bu mücadeleyi vermek durumundayız ve onu yapıyoruz. Zaten Türkiye Cumhuriyeti ile de sürekli olarak bunları görüşüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin her noktada, her aşamada, gerek kendi yaptıkları toplantılarda, gerek büyükelçilikleri, dünyanın her yerinde sürekli olarak görüştükleri muhataplarıyla Kıbrıs meselesinin son aşamasını anlatmaktadırlar. Dolayısıyla şu anda Kıbrıs meselesi dünyanın bir başkentinde veya bir şehrinde bir toplantıda şu anda belki de tartışılıyordur. Kimin tarafından? Türkiye Cumhuriyeti'nin bir büyükelçisi tarafından. O şekilde bir çalışma temposu içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pozisyonunu ve Kıbrıs'ta artık adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa yan yana yaşayan iki eşit, bağımsız, egemen devletle bunun olabileceğini, bu mesajı bütün dünyaya verme kampanyası sürdürüyoruz bir bakıma. Federasyon temelinde bir anlaşmanın mümkün olmadığını ifade eden Tatar, orada oynanan oyun tek egemenlik üzerine kurulu. Her ne kadar iki eşit taraf dense de niyet edilen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin son bulması ve Kıbrıs Türk halkının anayasal değişiklikle o yapıya monte edilmesidir. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünün devamının, mutlak surette devamının büyük önem taşıdığını da vurguladı. Antalya'da bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'le görüşme talebinde bulunduklarını aktaran Tatar, Borrell'in Rum tarafının tepkisini çekmemek için kendileriyle yan yana gelmek istememesini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Burada ortam müsait değil, Sayın Tatar'ı Brüksel'e davet edeceğiz" şeklinde bir mesaj iletmiştir. Bu toplantı da Borrell'in neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşmekten çekindiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Kıbrıs'ta iki eşit halk var diyorlar ama Birleşmiş Milletler toplantıları dışında biz bu eşitliği göremiyoruz. Böyle bir durumda Kıbrıs sorununu çözebilmemiz mümkün değildir. O nedenle biz Cenevre'de 6 maddelik öneriyi yaptık. Ancak bu şekilde müzakerelere başlayabileceğimizi söyledik. Önerilerimizin mantığı da budur, dedi.
Bizim için önemli olan şu anda bu yeni siyasetimizi, yeni vizyonumuzu büyük bir inançla bu pozisyonu, bu politikayı sürdürmektir. Bu konuda halkımızın desteğini görüyoruz. Halkımıza da bir kez daha bu politikanın en doğru politika olduğunu, Türkiye'nin tam desteği olduğunu ve bu mücadelenin sonucunda mutlaka Kıbrıs'ta daha istikrarlı, daha adil, daha kalıcı bir anlaşmanın eğer olacaksa bizim şu anda ortaya koyduğumuz bu parametreler doğrultusunda olabileceğini de tekrar buradan paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da Uluslararası Medya Kuruluşu Sputnik'e de konuştu. Tatar bugün dünyada Kıbrıs Türklerinin davasını duymayan çok az insan kaldığını belirterek, bizim sesimizi duyan dünya çok uzak değil, yakın zamanda bize hakkımızı verecektir. Biz devlet kurduk ve onu yaşatmalıyız. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa ancak bağımsız devletler arasında olur dedi. 1978'de hatta 1923'lere kadar. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sputnik'in sorunlarını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşmanın federal temele dayalı bir ortaklığa değil, yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin kabul görmesiyle mümkün olabileceğini belirterek, Türkiye'nin de aynı kanaatte olduğunu söyledi. Bir anlaşmanın herkesin faydasına olacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşmanın Doğu Akdeniz'deki dengeleri yeniden düzelteceğini ve istikrar getireceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasının da egemen bir devletle olabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti. Tüm dünya kamuoyuna artık Kıbrıs'ta iki eşit ve uluslararası statüsü eşitlemiş devletle ancak bir anlaşma olabilir. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türklerin geçmişine, tarihine baktığımızda iki eşit egemen toplumun olduğunu, o iki, bir egemen halkın da Kıbrıs Türkler olduğunu, bunu da dünya görmüştür. Ve haliyle bizim sesimizi duyan dünya zannederim ki çok uzak değil, bize hakkımızı verecektir. O hakkı, hak da ilk egemenlikten kabul görür. Türkleri asla gelecekte istedikleri noktaya götürmez. Çünkü Kıbrıs Türkler normal bir vatandaş Kıbrıs'ta, sokakta. Ben diyor ayrı devlet, ayrı bir halk ve bu şekilde yaşamak istiyorum. Türkiye'nin de garantisine çok önem veriyorum. Ama siyasette öyle kafa karışıklıkları vardır, öyle gerçekten istismarlar vardır ki işte geliniz bir anlaşmaya gidiniz Rumlarla ve Avrupa Birliği'nde çok daha rahat yaşayabilirsiniz. Avrupa Birliği imkanlarıyla, katkılarıyla, ekonomik yardımlarıyla, ama işte orada büyük bir tehlike var. Çünkü ben Kuzey Kıbrıs Türkümeni Cumhurbaşkanı olarak ve halkımın geneli işin ayrıntılarına baktıklarında biz devlet kurduk, devleti yaşatmalıyız. Dolayısıyla Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa ancak devletten devlet olur. 5+ Birleşmiş Milletler Cenevre görüşmelerinin ardından Kıbrıs konusunda yeniden hareketlenme yaşanıyor. Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Jane Hoar Loot adada yarın temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Loot'u öğle saatlerinde kabul edecek. Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Jane Hoar Loot, Cenevre'de Nisan ayında yapılan 5+ BM konferansı sonrasında ilk kez adada temaslar yapacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Jane Hoar Loot'u yarın saat 13'te kabul edecek. Loot, Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaretinden önce ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek. Anastasiadis-Loot görüşmesi saat 11.30 olarak bildirildi. Loot'un tarafların tutumunu öğrenerek Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonraki yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Maraş bölgesinin egemenlik ve yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olduğunun tartışılamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında 47 yıldır kapalı tutulan Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminde açılmasından geri adım atmanın söz konusu olmayacağı da vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı Maraş açılımı ve taşınmaz mal komisyonu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkin iç hukuk yolu olarak tanıdığı bir kurum olduğu hatırlatılarak, komisyonun işlemleri çerçevesinde 1974'ten sonra Kıbrıslı Rumların terk ettiği mülklere ilişkin uluslararası hukuk çerçevesinde çözümler bulunduğu belirtildi.
Kapalı Maraş'ın 3.525.175 metrekare, 2.634 dönüm olduğu ifade edilen açıklamada, özel mülk bağlamında taşınmaz mal komisyonuna 3.000'e yakın başvuru beklentisi bulunduğu, bugüne kadarsa komisyona Kapalı Maraş'a ilişkin 344 başvuru yapıldığı hatırlatıldı. Vakıflar İdaresi de dahil tüm hak sahiplerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevzuatı çerçevesinde haklarını arama yolunun açık olduğu vurgulanan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Vakıflar İdaresi'nin de taşınmaz mal komisyonu da dahil olmak üzere muhtelif davalarda hukuk süreçlerine başvurarak bu haklarını hali hazırda aramakta olduğu kaydedildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş açılımı çerçevesinde ortaya koyduğu ilkenin 1974'te Kapalı Maraş'ın önceki sakinleri de dahil meşru hak sahipleri olan gerçek ve tüzel kişilere mülklerinin taşınmaz mal komisyonu aracılığıyla çare bulunmasına olanak tanımak olduğu belirtilen açıklamada, böyle bir açılımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olan Kapalı Maraş'ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaşama dahil edilmesine yol açacaktır ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Maraş bölgesinin egemenlik ve yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olduğu tartışılamaz. Devletimiz için öncelikli konu, 47 yıldır kapalı tutulan bu bölgenin tüm adanın menfaatine olacak şekilde kendi yönetiminde açılmasıdır ve bu anlamda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu seçim tarihini belirlemek, seçim ve halk oylaması yasası değişikliklerini hazırlamak ve görüşmek üzere geçici özel komitenin gündeminin oluşturulmasına yönelik kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Genel kurulda yapılan oylamada geçici komite 26 kabul, 18 red, bir çekimser oy çokluğuyla onaylandı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Başkanlık Divanı'nın seçim tarihini belirlemek, seçim ve halk oylaması yasası değişikliklerini hazırlamak ve görüşmek üzere geçici özel komitenin gündeminin oluşturulmasına yönelik kararı okundu. Karara yönelik söz alan Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, konuyla ilgili yaptığı konuşmada yasaların, tüzüklerin görmezden gelindiği eleştirisinde bulunarak meclisin işlevini bitirdiğini, o yüzden halkın önüne çıkmanın en doğrusu olacağını kaydetti ve uzlaşı çağrısında bulundu. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da seçim tarihi belirleme çalışmalarının sürdüğünü anlattı ve gayri resmi istişarelerle Ocak 2022 tarihinin öne çıktığını belirterek, Ocak 2022'ye sıcak baktıklarını ancak geçici komitenin yasalara aykırı olduğu konusundaki görüşlerinin değişmediğini kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da hükümet programında seçim için Ekim tarihinin yer aldığını ve o tarihin belirlenip bu işin bitmesinin en doğrusu olacağını, fakat işlerin buraya kadar geldiğini belirterek gidişatın son derece karanlık olduğunu ve sorumlusunun da Ulusal Birlik Partisi olacağını ifade etti. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise hükümeti kurarken seçim tarihini Ekim olarak belirlediklerini, ancak ortaklarının kurultay hassasiyetini değerlendirdiklerini ve Ocak ayında bir seçimle muhalefetle anlaşmaya sıcak baktıklarını söyledi. Ulusal Birlik Partisi adına kürsüye çıkan Girne Milletvekili Özdemir Berova da grup başkan vekili olarak söz aldığını, muhalefetin kara senaryolar yarattığını ve kötü algı yaratmaya çalıştığını belirterek seçim tarihini belirleme ve oy verme yetkisine sahip olanın Yüce Meclis olduğunu, nihai kararı komitenin değil genel kurulun milletvekillerinin vereceğini kaydetti. Konuşmaların ardından oylama yapıldı ve geçici komite 26 kabul, 18 red, bir çekimser oy çokluğuyla kabul edildi. Genel kurulda milletvekilleri 62. madde kapsamında konuşmalar da yaptı. Görüş ve eleştirilere cevap veren Başbakan Ersan Saner, geçmişte asgari ücretin oy birliğiyle belirlendiği dönemde TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in yine açlık sınırı altında olduğunu belirttiğini hatırlatarak kendilerinin ne yaptığının farkında olduğunu söyledi. Maraş bölgesinde Avrupa Birliği projesi olarak projelendirilen kanalizasyon altyapısının zaten çoğu yerde çalışmadığını, Kapalı Maraş ve Açık Maraş ayrımı gözetmeden açıklama yaptığını söyledi. Başbakan Saner, hayat pahalılığının bu aydan itibaren maaşlara yansıyacağını da kaydetti. Başbakan Saner, taşınmaz mal komisyonu üyeleriyle ilgili çalışmanın son aşamaya geldiğini de belirtti.
Merkez Bankası 2021 yılı ilk çeyrek bültenini yayımladı. Bültene göre yılın ilk çeyreğinde kamu maliyesi 229.2 milyon Türk lirası açık verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası dünya ekonomisinin genel görünümüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi ve bankacılık sektörüyle ilgili güncel istatistik verilere ve değerlendirmelere yer verilen 2021 yılı ilk çeyrek bültenini yayımladı. Bültene göre 2021 mali yılının birinci çeyreğinde bütçe gelirleri 1 milyar 614.6 milyon Türk lirası, bütçe giderleri ise 1 milyar 843.8 milyon Türk lirası olarak gerçekleşti. Böylelikle 2021 yılı birinci çeyreğinde kamu maliyesi 229.2 milyon Türk lirası açık verdi. Bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip vergi gelirleri kalemi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8.6 düşüş yaşayarak 976.2 milyon Türk lirası oldu. Bütçe gelirleri içinde ikinci en yüksek paya sahip olan vergi dışı gelirler kalemi ise 2020 yılı aynı döneminde 544 milyon Türk lirası seviyesindeyken 2021 yılı birinci çeyreğinde 488.4 milyon Türk lirası seviyesine düştü. Böylelikle vergi gelirleri ve vergi dışı gelirler kalemlerinin toplam bütçe gelirleri içindeki payları sırasıyla %60.5 ve %30.2 oldu. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında Trakya Üniversitesi'nde yüksek öğrenim görmek isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere özel kontenjan ayrılması ve lisans programlarında öğrenim görmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yüksek öğretimin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ana damarlarından biri olduğunu belirterek, öğrencilere kontenjanla eğitim hakkı tanınmasının önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Trakya Üniversitesi her yıl Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrencileri kabul edecek. Bu çerçevede Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında Trakya Üniversitesi'nde yüksek öğrenim görmek isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere Trakya Üniversitesi tarafından özel kontenjan ayrılması ve KKTC uyruklu öğrencilerin Trakya Üniversitesi lisans programlarında öğrenim görmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu imza koydu. Protokol kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi her yıl Mart ayının son haftası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun GCE A-level sonuçlarına sahip öğrenciler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyduğu alanlardaki kontenjan taleplerini iletecek. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu protokol imza töreninde yaptığı konuşmada ilk olarak Trakya Üniversitesi'ni tanıttı. Başbakanımız, değerli başbakanımız, bizim Trakya Üniversitesi'nden mezun. Müsteşarımız Trakya Üniversitesi'nden mezun. Böyle çok önemli görevlerde çok önemli mezunlarımız var. Onların da böyle büyük görevler yapıyor olmasından gurur duyduk. Ve biz Trakya Üniversitesi olarak burada olmak istedik. İnşallah buradaki anlaşmayla Kıbrıs'a özel bir kontenjan veriyoruz Trakya Üniversitesi olarak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise yüksek öğrenimin geldiği noktadaki sıkıntıların birileri tarafından ortaya atıldığı dönemde moral ve motivasyonu yukarıya çekmek adına bu anlaşmanın önemli bir adım olduğunu vurguladı. Sizin atmış olduğunuz bu adım yüksek eğitimin ne kadar önemli bir noktada bu ülkede yer aldığını ve dünyadaki çocuklarımızın okurken Trakya Üniversitesi'nin tercihine de nasıl bir şans elde edeceklerine dair güzel bir örnekti. Sağ olun. Teşekkür etmek istiyorum. Ve teşekkürden öte buradan çocuklarımıza şunu söylemek istiyorum ki Trakya Üniversitesi'nin kapıları sizlere daha da açıldı. Zaten açıktı. Bu noktada kontenjanlarla sağlanan, bırakın işte sınavlardan sonra gelecek tercihle ne olacak çocuklarımızın Trakya Üniversitesi'nde eğitimle değerli şansını fazlasıyla bir daha fazla kontenjanlarla sizlere eğitim hakkı tanıması bizim için bulunmaz bir fırsattır. Yüksek öğretimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ana damarlarından biri olduğunu ifade eden Eğitim Bakanı Amcaoğlu,
Bu istişareler iki ülke arasında hem gençlerin eğitim başlığı altında hem de farklı alanlarda buluşma şansı elde etmesini olanak sağlayacaktır, dedi. Değerli izleyenler, ülkemizde son yapılan testlerde 10 yerel pozitif vakaya rastlandı, 51 kişi ise taburcu edildi. Son 24 saatte 9.153 test yapıldığını, 10 yerel pozitif vakaya rastlandığını, 51 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 4 kişinin Girne, 3 kişinin ise Gazi Mausa bölgesinden olduğu belirtildi. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, müze ve ören yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ataoğlu, turizmin bir parçası olan eski eserler ve müzelerin turizme büyük katkısının bulunduğunu, bu nedenle müze ve ören yerlerine hak ettiği değeri vereceklerini söyledi. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, eski eserler ve müzeler dairesi bünyesinde hizmet veren müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Salamis Harabeleri bölgesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından başlatılan Campano Petra Bazilikası ve Epiphanius Bazilikası mozaikleri üzerinde yapılacak koruma çalışmalarını da yerinde inceleyen Ataoğlu, UNDP Kıbrıs Başkanı Jakhongir Haydarov ve Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay'la görüşerek proje hakkında bilgi aldı. Salamis Harabeleri ve Otello Kalesi gibi yerlerin turnike sistemine geçilmesiyle ilgili yarım kalan çalışmaların bitirilmesi için de çalışma başladığını anlatan Ataoğlu, bu sistemle denetimin daha kolay sağlanacağını kaydetti. Şömineli ev gibi müze olarak kullanılması düşünülen tarihi binaların müzeye dönüştürülüp ziyaretçilere açılabilmesi için de daire personelinin çalıştığını dile getiren Ataoğlu, sergilenecek birçok eser olduğunu, tarihi mekanlarda bu eserlerin sergilenmesinin ülke turizmi açısından da gerekli olduğunu söyledi. Bakan Ataoğlu, turizmin bir parçası olan eski eserler ve müzelerin turizme büyük katkısının olduğunu, bu nedenle müze ve ören yerlerine hak ettiği değeri vereceklerini kaydetti. Ataoğlu, turizmin açılmasıyla müze ve ören yerlerinin bakım ve onarım çalışmalarına hız verdiklerini de belirtti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan 5. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu'nda Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olurken Dr. Ahmet Savaşan 3. kez Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Böylece Dr. Ahmet Savaşan'ın başkanlığa aday olmasının yolu da açılmış oldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 58 ülkenin katılımıyla 5. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurul'da Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dönem başkanlığına Hırvatistan Sağlık Bakanlığı yardımcılığı görevi de yapan Dr. Miljenko Bura, başkan yardımcılığına ise Dr. Ahmet Savaşan seçildi. Böylelikle 3. kez başkan yardımcısı olarak seçilen Ahmet Savaşan'ın başkanlığa aday olmasının yolu da açıldı. Ahmet Savaşan genel kurul toplantısında sağlık turizminin bugünü ve geleceğiyle konseyin önümüzdeki bir yıl içinde hayata geçirebileceği faaliyetlerin değerlendirildiğini belirtti. Savaşan amaçlarının Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanlığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirmek olduğunu ifade etti. Savaşan bu sayede yıllardır sağlık turizmi alanında sürdürülen uluslararası işbirliğinin çok daha ileri bir noktaya taşınacağını ve Kuzey Kıbrıs'taki turizm gelirlerinin çeşitlendirilerek çoğalacağına da dikkati çekti. Bu memleket bizim platformu Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Jane Horlutan mektup göndererek Birleşmiş Milletler kararlarıyla kayıt altına alınmış federal çözüm için tarafların çözüm masasına oturmalarına yönelik Birleşmiş Milletler'in diplomatik çabalarını yoğunlaştırması çağrısında bulundu. Bu memleket bizim platformu Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Jane Horlut'a iletilmek üzere BM Kıbrıs ofisine bir mektup gönderdi. Platform mektupta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çözüm konusunda yürüttüğü çalışmaları saygıyla karşıladıklarını ifade ederek iki ayrı devlet önerisinin BM'yi devre dışı bırakmaya yönelik olduğunu ileri sürdü. Mektupta Kıbrıs Türk toplumunun büyük çoğunluğunun talebi olan iki tarafça da kabul edilmiş, Birleşik Federal Kıbrıs çözümünün en gerçekçi ve sürdürülebilir çözüm şekli olduğu savunuldu.
Ve dış gelişmelerle devam ediyoruz. Fransa'da halk yerel meclis üyelerini belirlemek üzere sandığa gitti. Seçime hem Cumhurbaşkanı Macron'un partisinin hezimeti hem de vatandaşların ilgisizliği damga vurdu. Fransa'da yapılan bölgesel seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi başarı sağlayamadı. Merkez sağdaki cumhuriyetçiler oyların %28,7'sini alarak ilk turdan galip çıktı. Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi ise %19,3 oyla seçimi ikinci sırada tamamladı. Onu sosyalistler ve yeşiller takip etti. Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi ise %10,2 oyla 5. sırada kaldı. Halkın çoğunluğu sandığa gitmedi. Sandığa katılım rekor oranda düşüktü. Seçmenin sadece %34'ü oy kullandı. Macron'un partisi seçmenin ilgisizliği için demokrasiye atılmış tokat değerlendirmesi yaptı. Marine Le Pen ise sivil felaket yorumunda bulundu. Yerel seçimler Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık niteliğinde olduğu için önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Macron, düşük katılımın yanı sıra partisine olan desteğin azalması nedeniyle gelecek yıl için öngördüğü galibiyetten uzak. Macron'un karşısında yer almaya hazırlanan Marine Le Pen ise bu seçimde elde edeceği başarıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığını pekiştirmeyi hedefliyordu. Ancak onun da beklentisi gerçekleşmedi. Oyların %10'undan fazlasını alan partilerin katılacağı seçimin ikinci turu pazar günü yapılacak. Ermenistan'da da yapılan erken parlamento seçimi Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi kazandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Paşinyan'ın partisi oyların %53,92'sini alarak kazandı. Seçimden ikinci çıkan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın partisi seçimleri tamamlayacaklarını duyurdu. Ermenistan'da yapılan erken parlamento seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre Nikol Paşinyan'ın partisi oyların %53,92'sini alarak kazandı. Ermenistan Merkez Seçim Komitesi 2.581.093 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede %49,4 katılımın sağlandığı oylamanın resmi olmayan ilk sonuçlarını açıkladı. Buna göre istifa ettikten sonra seçimlere kadar geçici olarak başbakanlık görevini yürüten Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların %53,92'sini alarak birinci, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın liderliğini yürüttüğü Ermenistan İttifakı ise oyların %21,1'ini alarak ikinci oldu. Seçim sonuçlarına göre Paşinyan'ın partisi 0,08 farkla %54'e ulaşamayarak hükümeti tek başına kurma şansı elde edemedi. Oyların %5,23'ünü alan ve eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serge Sarkinyan'ın desteklediği Onurum Var İttifakı barajı aşarak parlamentoya giren bir diğer parti oldu. Koçaryan'ın partisi Ermenistan İttifakı'ndan yapılan yazılı açıklamada seçim sonuçlarının şimdilik tanınmayacağı belirtilerek muhalefetin kalabalık mitingleri ve iktidarın az kişiyle yapılan etkinlikleri tamamen farklı duygulara işaret ediyor. Sandık merkezlerinden organize ve planlı sahtekarlıklara işaret eden yüzlerce sinyal ise güven eksikliğinin başlıca işaretidir denildi. Yeniden yurda dönüyoruz. Sayın seyirciler, ülkemiz serin ve nemli havanın etkisinde bugün yer yer etkili olan yağışların yarın ve çarşamba günü de sürmesi bekleniyor. Bölgemizi etkisi altına alan serin ve nemli hava yağmur getirdi. Lefkoşa bölgesinde öğlen saatlerinde yer yer sağanak yağmur yağdı. Ülkemiz yarın ve çarşamba günleri de serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Meteoroloji Dairesi 22-28 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunda havanın genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak, nispeten nemli olacağını açıkladı. Hava az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak. Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı önceleri iç kesimlerde 31-34 derece, sahillerde 24-27 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği koronavirüs salgınından en fazla etkilenen bu sektöre destek ödeneğinin yapılmadığını savunarak hükümete destek ödemelerini yapma çağrısında bulundu. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada COVID-19 salgını süresinde kapalı kalan, şimdiki durumda turizm sektörünün tam olarak açılmaması nedeniyle iş yapma olanağı olmayan turizm ve seyahat acentelerinin hükümetten yardım beklemeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada koronavirüs salgınından en fazla etkilenen turizm ve seyahat acentelerine söz verilen destek ödeneğinin yapılmadığı ve hükümetin bu konuyu sessizlikle geçiştirmeye çalıştığı öne sürüldü. Acentelerin destek ödemelerinin yapılmamasından dolayı kapılarını açamayacak duruma geldikleri ileri sürülen açıklamada hükümete destek ödenmelerini yapma çağrısında bulunuldu. Ziraat Mühendisleri Odası hal yasasının mevcut haliyle geçmesinin kaosa neden olacağı uyarısında bulundu. Yazılı açıklamada uzlaşıların tüccar rehine değiştirilmeye çalışıldığı iddia edildi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam konuyla ilgili açıklamasında hal yasa tasarısının oylanacak şekliyle geçmesi durumunda mevcut durumun iyileşmesinden çok üretici ve tüketici aleyhinde kaosa neden olacağını ileri sürdü. Uluçam, mecliste komitede görüşülmeye başlayan hal yasa tasarısının sadece kamudaki ilgili daire temsilcilerinin toplantıya çağrılarak revize edilmesinin akılda soru işaretleri yarattığına da işaret etti. Erkut Uluçam, yasa tasarısının Eylül 2020'ye kadar üretici örgütler ve tüccarlar tarafından ortak paydalarda uzlaşılarak belli noktaya getirildiğini işaret ederek, ancak yeni komitenin bu uzlaşılan noktaları bile tüccar lehine değiştirmek istediği aşikar ortadadır dedi. Uluçam, birçok sorunla uğraşmakta olan ülke tarımsal üretiminin bu yasayla daha da kötüye gideceğini savunarak, özellikle tarladan sofraya kadar geçen süreçte pastadan pay alan kesimlerin payını adil bir şekilde alamayacağı, yine üreticiyle tüketicinin mağduriyetinin devam edeceği açıktır ifadelerini de kullandı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için 36 bin tonluk yakıt alımının derhal iptal edilmesini istedi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç, kurum için ihalesiz ve yasa dışı bir şekilde yakıt alımı durdurulmadığı takdirde her türlü demokratik eylem ve tepkinin ortaya konulacağı uyarısı yaptı. Şu anda 24 Haziran'daki ihale ve sonrasındaki sürecin tamamlanması açısından stokta yeterli yakıtın bulunduğunu belirten Özkıraç, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Kıptek Yönetim Kurulu'na çağrımız yasal süreci işletmeleri ve 36 bin tonluk alımı derhal iptal etmeleridir. Aksi takdirde ülkede yaşanacak olumsuzluklardan kendileri sorumlu olacaktır dedi. Değerli izleyenler, BRT Haber Merkezi'nden ana haber bülteni yansıyan haberler böyleydi. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü olağan genel kurulunu kulüp lokalinde gerçekleştirdi. Mevcut başkan Mehmet Fahnioğulları'nın oy birliğiyle yeniden başkanlık görevine getirildiği genel kurulda tüzük değişikliği de yapıldı. Üyeler tarafından kabul edilen değişikliğe göre bir yıl olan başkanlık görev süresi 3 yıla çıkarıldı. Genel kurulda Divan, Kemal Köseoğlu, Fikri Kuşaf ve İbrahim Diran'dan oluştu. Mali ve faaliyet raporlarının okunup aklanmasının ardından Başkan Fahnioğulları yaptığı konuşmada pandemi döneminde yaptıklarımız yeni dönemde yapacaklarımızın teminatıdır ifadelerine yer verdi.
Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü olan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda tek başkan adayı olan mevcut başkan Menderes Aktaş, oy birliğiyle yeniden göreve getirildi. Futbol takımı bölge terfi müsabakaları 1. liginde mücadele eden Vadili Genel Kurulu'nda Divan, Muğra Tuğral, Dündar Gürpınar ve Ejder Şimşek'ten oluştu. Başkan Menderes Aktaş yaptığı açıklamada yeni yönetim kurulunu ve görev dağılımını önümüzdeki günlerde yapacağını ve futbol altyapıda ciddi bir yapılanmaya giderek yapacakları yatırımlarla şu an 100 civarı olan sporcu sayısını artıracaklarını söyledi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tek üçlü plaj voleybol olma özelliğini taşıyan 9. Osman Maraşlı Plaj Voleybol Anı Turnuvası tamamlandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi deniz tesislerinde iki ayrı sahada 31 takımdan 93 sporcunun mücadele ettiği turnuvada erkekler üçlüde Ali Münir İsmail, kızlar üçlüde Duygu Sümeyye Selen, U18 karışıkta ise Gören Mustafa İsmail ikilisi şampiyon oldu. Turnuvada özel ödüllerde en güçlü erkek Ali Duvarcı, en güçlü bayan Göral Üregül, en genç sporcu Mertcan Lisani, en iyi amatör Münir Özbilgen ve en iyi seyirci de Murat Balkanlı seçildi. Sipahi Türk Spor Kulübü tarafından ikinci kez organize edilen geleneksel Nejat Göksal ve Cemil Yılmaz U15 anı futbol turnuvası tamamlandı. Turnuvaya Sipahi'nin yanı sıra Yeni Boğaziçi, Yarköy, 1461 İskele Trabzonspor, Karadeniz 61 Spor Birliği, Boğaziçi ve Vadili U15 takımları katıldı. Yeni Boğaziçi ile Yarköy'ün final mücadelesinde eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Yeni Boğaziçi turnuvanın şampiyonu oldu. Üçüncülük kupası ise 1461 İskele Trabzonspor'un müzesine gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Jimnastik Federasyonu Sentilaryon Karesi'nde yapılması planlanan ancak Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucunda Circle Köşk konserinin ertelenmesine tepki göstermek amaçlı kalede parkur müsabakası düzenledi. Kendine inan her şey mümkündür. Biz buradayız, biz de varız sloganıyla ülkemizde ilk kez düzenlenen parkur müsabakasına jimnastikçiler yanı sıra parkur müsabakası yapan sporcular da katıldı. Etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörü Mithat Tekcam, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ve Eski Eserler Dairesi Müdürü Nazım Cet yer aldı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A grubu 3. maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya grup sonuncusu olarak veda etti. Puan alamayan Ay Yıldızlı ekip tarihindeki en kötü turnuvasını Euro 2020'de yaşadı. İtalya ise Galler'i 1-0 yenerek 9 puan ve lider ünvanıyla son 16 turuna yükseldi. Galler 4 puan ve averaj farkıyla grubu 2. sırada tamamlayarak son 16 takım arasına kalırken, aynı puana sahip grup 3.sü İsviçre'nin üst tura kalması diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan B ve C gruplarında oynanan maçlarla devam ediyor. C grubunda şu sıralarda yer alan karşılaşmalarda Ukrayna ile Avusturya, Kuzey Makedonya ile de Hollanda karşı karşıya geliyor. Romanya'daki Ukrayna-Avusturya mücadelesini FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. B grubundaki Finlandiya, Belçika ve Rusya-Danimarka maçları saat 22'de oynanacak. Belçika ile Hollanda gruplarından çıkmayı garantiledi. Basketbol Büyükler ve U17 Erkekler Ligi'nde playofflar başlıyor. Büyük Erkekler Ligi'nde 2. sırada bulunan Yakındoğu Üniversitesi ile 3. sıradaki Girne Amerikan Üniversitesi saat 20'de Neura Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. 3 maç kazanım esasına göre oynanacak yarı finalin ilk maçına Yakındoğu 1-0 önde başlayacak. Playoff'a ilk sıradan giren 1-0'lık avantaja sahip Kolpspor'la 4. sırada yer alan Soyer, Hacı Ganimler ise serinin ilk maçına yarın çıkacak. Basketbol U17 Erkekler Ligi'nde de yarı finaller başlıyor. İlk maçta Girne Amerikan Üniversitesi ile Kolpspor bu akşam saat 20'de Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda karşılaşacak. Girne Amerikan Üniversitesi seriye 1-0 önde başlayacak. Yarı finalin bir diğer maçında ise 1-0'lık avantaja sahip Yakındoğu Üniversitesi ile Soyer Spor, bültenimizin yayına hazırlandığı sırada Neura 25 Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Kuzey Kıbrıs Rally Kulübü'nün organize ettiği Gönyeli Sprint Rally'sinde en iyi dereceye Ömer Yıldız imza attı. Gönyeli'deki 9 kilometrelik Şevketoğlu etabında gerçekleşen yarışı Ömer Yıldız Murat Aşık ikilisi 5 dakika 31.1 saniyelik dereceyle zirvede tamamladı. Enver Haskasap Halil Mulla ikilisi ikinci, Sadık Buse Bilgimer ikilisi de üçüncü oldu.
Bilgimerler ayrıca sınıf 1 birinciliğini de elde etti. Sınıf 4'te Özhan Karaduman, Cemal Yeltekin, sınıf 3'te Mahmut Özer, Ali Burhan ve sınıf T2'de Sander Kahveciler, Eser Sulo rakiplerini geride bıraktı. 2021 Yıldız Kulüpler Arası Flaj Ligi başlıyor. Lefkoşa Beach Voley Arena'nın ev sahipliği yapacağı lige 34 kız 17 erkek takım katılıyor. İlk hafta maçları saat 18'den itibaren oynanacak. Ligin ilk haftasında toplam 40 karşılaşma var. Masa tenisinde Ferdi Minikler turnuvası yapıldı. 10 yaş altı ve 10 yaş üstü erkek kategorisinde birincilikleri Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği sporcuları kazandı. 10 yaş altı minik erkeklerde Celal Beyit'in ardından yeni Amerikan Üniversitesi oyuncularından Kuzey Alev ikinci, Ivan Belohodin ile Mert Özel üçüncü oldu. 10 yaş altı minik erkeklerde Celal Beyit'in ardından Girin Amerikan Üniversitesi oyuncularından Kuzey Alev ikinci, Ivan Belohodin ile Mert Özel üçüncü oldu. 10 yaş üstü minik erkeklerde Tuğra Soyeri birinci, Karşıyaka'dan Ali İleri ikinci, Arukat Anka'dan Toprak Öztürk de Bekiroğulları oyuncusu Bertu İlgililer de üçüncülükle yetindi. Minik kızlarda ise Arukat'tan Ecem Önder birinciliği elde eden isimdi. Türkiye Amili Erkek Voleybol Takımı Belçika'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu. Filenin Efeleri ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya'yı 3-2, finalde de Ukrayna'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. Ligde rakiplerine yalnızca 5 set veren milli takımda Ukrayna karşısında Adis Lagomsia 23 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4'er, Efe 2, Ahmet ve Arda birer sayıyla katkı sağladı. FIB Milletler Ligi'nde dörtlü finale kalmayı garantileyen Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı elemelerindeki 15. ve son maçında Brezilya'ya 3-1 yenildi. Dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste 3. kez yer alacak Türkiye, Amerika, Brezilya ve Japonya'ya karşı finallerde Avrupa kıtasını temsil edecek. Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak. Elemeleri 4. sırada tamamlayan milli takım yarı finalde lider Amerika ile 2. Brezilya ise Japonya ile karşı karşıya gelecek. NBA'de playofflara konferans 5.'si olarak katılan Atlanta Hawks 7. maçta Philadelphia 76 ersi sahasında 103-96 yendi ve seriyi 4-3 kazanıp doğuda finale yükseldi. Daha önceki 9-7 maçlık seride kaybetmiş olan Atlanta konferans şampiyonluğu için Milwaukee Bucks'la mücadele edecek. Hawks'a Kevin Huerter playoff kariyer rekorunu kırarak 27 sayıyla maçın kazanılmasında önemli rol oynadı. Ve öncü isim Türk Bankası para hattını sunar. Global piyasaların etkisiyle ortalama kur olarak İngiliz sterlini değer kazanarak 12,0799'dan 12,1362'ye yükseldi. Euro değer kazanarak 10,3542'den 10,4020'ye yükseldi. Amerikan doları değer kazanarak 8,7146'dan 8,7407'ye yükseldi. 1391 puandan açılan Borsa İstanbul günü 7 puan değer kazanarak 1398 puandan kapattı. Türk Bankası para hattını sundu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Selamlar efendim, selamlar. Güzel haftalar olsun. Bugün 21 Haziran Ekinoks. Nedir efendim? 21 Haziran en uzun
günümüzdür bugün. Ve bizim bölgemizde veya Kuzey Yarımküre'de yazın başlangıcı, Güney Yarımküre'de ise neymiş? Kışın başlangıcı. Evet, yazın başlangıcı diyoruz da sıcak mı olacak? Güneş taş mı yakacak? Bugün? Hayır efendim, bugün önceleri parçalı bulutlu, özellikle öğle saatlerinde yer yer ve bir ara gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Evet, rüzgarlar güney ve batı yönlerden orta kuvvette, fakat gök gürültülü sağanak olan saatlerde ise kuvvetlice esecek. Ve bugünden sonra ne olacak? Yağışları kısmen geride bırakacağız. Ve günlerden perşembe gelecek ve Arabistan üzerinden gelen o sıcak hava kütlesi bizi yakacak efendim, yakacak. Bugün, yarın 32-33 derecelerde seyredecek olan hava sıcaklığı tedricen mevsim normallerine çıkacak. Ve perşembeden itibaren mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredecek efendim. Evet, bugün 21 Haziran yazın ilk günü diyoruz ama biz yazı perşembe gününden itibaren yaşayacağız efendim, yaşayacağız. Diyelim ve güzelim bulutlara gidiyorum efendim, güzelim bulutlara gidiyorum. İtalya'nın üzeri, Batı Akdeniz'in üzeri yoğun mu yoğun bulutlar var efendim. Batı Avrupa, Orta Avrupa çok bulutlu, İngiltere çok bulutlu, Balkanlar parçalı bulutlu, Rusya parçalı bulutlu, Kuzey Avrupa parçalı bulutlu an itibariyle. Ve güzelim Kıbrıs'ım ve Türkiye'mde bulutlar, Türkiye'mdeki bulutlara bakacak olursam hemen hemen iç Anadolu çok bulutlu ve yer yer yağışla görüyorum. Trakya'da çok bulutlu. Kıbrıs'ım an itibariyle açık vaz bulutlu. Ama ne dedik? Tetricen parçalı bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağmur öğle saatlerinde diyelim. Ve biz hemen meteorolojik haritamıza geçelim. Alçak basın sisteminin etkisi dedik. Üst atmosferde nispeten sıcak ve nemli hava kütlesi var. Evet, Türkiye'de yine aynı hava kütlesinin etkisinde. Rusya'nın üzerine bir yüksek basın sistemi mevcut. Bir tane alçak basınç var Balkanlar üzerinde, bir de yoğun ve geniş alana yayılan hem Kuzey Avrupa'nın güneyinde hem de İber Yarımadası ile Batı Avrupa'nın batısında bir yağışlı hava kütlesi var. Bir de kama gibi Afrika üzerinden İtalya'ya sokulan yüksek basıncımız mevcut bugünkü meteorolojik haritamızda ve nispeten sıcak bir gece yaşayacağız. Ve en düşük hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 18, Girne'de 19, Lefke'de 18, Güzelyurt'ta 15, Alev Kayası'nda 16, Zaferburnu, Mehmetçik, Genelenköy'de 19, İskele ve Gazimausa'da 17, Larnaka'da 20, Lemos'unda 18, Baf'ta 19 ve Trodos'ta 9 derece efendim. Ve yarın açık ve az bulutlu, güneşli bir gün geçireceğiz. Ve Lefkoşa 34 derece, Girne 27, Güzelyurt 30, Lefke ve Alev Kayası'nda 25 derece, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik'te 27, İskele'de 29, Gazimausa'da 27, Larnaka'da 31, Limassol'da 31, Trodos'ta 19 ve Baf'ta 29 derece efendim. Ve denizlerimizde hava bugün parçalı bulutlu geçecek. Ve tüm denizlerimizde kıble ve gün batısından 3 ile 5 bofor kuvvetinde olacak. Ve orta dalgalı bir deniz bekliyoruz. 1,5-2 metrelikte bir dalga boyu bekliyoruz. Ve bugün Girne'de sizin için sabah sabah ölçtüğümüz deniz suyu sıcaklığı 25 derece. Gemi konağında 25, Gazimausa'da 25, Larnaka ve
Leymos'unda 24 ve Baf'ta 23 derece efendim. Evet, rüzgarımız orta şiddettedir. Otlarımız kurumuştur. Orman yangın riski devam etmektedir. Çok yüksek bir orman riski mevcuttur ve ultraviyole radyasyonumuz da çok yüksek bir seyirde olacak diye düşünüyorum. Tedbirleri elden bırakmayalım efendim. Ve şimdi beklenen an geldi. Dünyamız dönsün ve Türkiye'mde hava efendim. Evet, başkent Ankara, İstanbul, Antalya, Adana'da bugün gök gürültülü sağanak yağmur bekliyorum. Ankara 27 derece, İstanbul ve Antalya'da 26, Adana'da 30 derece. Diğer seçtiğim şehirlerde ise parçalı bulutlu bir hava olacak. İzmir 30, Hatay 29, Gaziantep 33, açık ve az bulutlu bir görünümle Diyarbakır'da en yüksek hava sıcaklığı 39 derece, Van 28, Erzurum 32, Trabzon ve Samsun'da ise 25 derece olacak. Evet, güzel havalar bizi bekliyor efendim. Perşembeden sonra denizler, piknikler bizi bekliyor ve biz bu meyanda nereye gidiyoruz? Dublin'e gidiyoruz efendim, Dublin'e gidiyoruz. Parçalı bulutlu bir Dublin 18 derece. Edinburgh sağanak yağmurlu 16, gök gürültülü sağanak yağmurlu 17 derece. Ve Madrid'de gök gürültülü sağanak yağmur var ve beklentim de bu doğrultuda. En yüksek hava sıcaklığı 23, açık ve az bulutlu Lisbon'da ise 22 derece. Ve Paris, Eyfel Kulesi aklıma geliyor. Gök gürültülü sağanak yağmurlu bir Paris'te 23 derece. Ya kadar termometreler çıkacak efendim. Amsterdam, Brüksel, Köln. Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Köln 25, Brüksel 20 ve Amsterdam'da 17 derece. Frankfurt ve Berlin çok bulutlu. Frankfurt 27 derece, Berlin ise 33 derecelik bir sıcaklık seyri olacak. Ve Roma. Roma bugün parçalı, az bulutlu 29 derece. Dubrovnik çok bulutlu 28, Budapeşte çok bulutlu 35 ve Viyana gök gürültülü sağanak yağmurlu. Evet, ben Bükreş'e uçuyorum. Bükreş, güzelim Bükreş. Neredesin Bükreş? Bükreş, Sofya ve Atina ve Üsküp. Evet, Üsküp, Sofya ve Bükreş'te gök gürültülü sağanak yağmur beklentim var ve Bükreş 27, Sofya 29, Üsküp 34 ve parçalı az bulutlu Atina'da sıcaklıklar 31 dereceye kadar çıkacak. Ve Kuzey Avrupa. Kuzey Avrupa'da gök gürültülü sağanak yağmur bekliyorum. Yani Helsinki ve Oslo'da gök gürültülü sağanak yağmur bekliyorum. Helsinki 27, Oslo 21 ve Moskova parçalı az bulutlu 32 derece. Ve Fraunlar kenti neresi? Kahire. Evet, 37 derece. Tel Aviv 30, Beyrut 27 derece ve açık mı açık efendim. Ve Cezayir, Tunus efendim. Açık ve az bulutlu. Cezayir 30 derece, Tunus 36 derece efendim. Evet, yine güzelim Kıbrıs'ın havalarına bakacak olursak, bugün iş kesimlerde öğle saatlerinde ne vardı? Gök gürültülü sağanak yağmur vardı. Güney ve batıdan orta kuvvette bir rüzgar gün boyu devam ederken, yağış anında ne oluyordu? Kuvvetlice oluyordu efendim. Perşembeden sonra ne geliyordu? Yaz geliyordu efendim, yaz geliyordu. Hadi diğer yayınlarımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim, hoşça kalın.